Sultanım, buraya gelmekle doğru mu ettik? Hünkârımızın kulağına giderse ne deriz? Bu hatunun haddini bildirmenin vakti geldi Narin. Sen benim dediğimi unutma. Ayşe Sultan. Demek artık burada yaşayacaksın. Hünkârımız bunu mu münasip gördü sana? Anlaşılan burada da rahat bırakmayacaksın beni. Niye geldin? Eğer hünkârımızı görmek istediysen çıktılar. Hünkârımız bir gelir iki gelir. Sonra ne olacak? Ben söyleyeyim. Hevesi geçecek. Bıkacak senden. Giderek daha az gelmeye başlayacak. Öyle ki bir gün unutacak seni. Malum gözden ırak olan gönülden de ırak olur. Gülsüm Hatun. Sen ne arıyorsun burada Narin? Ayşe Sultanımızla birlikte geldim. Sana bir emri var. Sultanımızın bu saraydaki gözü kulağı olacaksın. Ne olup bitiyorsa haber edeceksin bize. Sultanımızın emri başım üstüne. Seni bizzat ben tavsiye ettim. Sakın beni mahcup etme, yoksa külahları değişiriz. Böyle mi avutuyorsun kendini? Olur da bir gün hünkârımız benden yüz çevirirse diye mi bekleyeceksin? Tamam, bekle. Zamanımız bol, göreceğiz. Senin gibi nice kadın gelip geçti. Aslı olan benim. Senin rüzgarın bugün değilse yarın söner. O yüzden mi geldin buraya? Hususi saray verildi diye kendini bir şey sanıyorsun. Lakin gerçeği göremeyecek kadar körsün. İşin aslını ben söyleyeyim sana. Hünkârımız kapattı seni buraya. Aşüftesi oldun. Olup olacağın da bu zaten. Yalvarırım, nasıl sakin ol. Nasıl sakin olayım? Madam, duymadın mı? Duymadın mı söylediklerini? İşte istediği de bu zaten. Sizi öfkelendirip Sultan Murat'a karşı kışkırtmak istiyor. Aranızı bozmak istiyor. Hem onun söylediğinin ne önemi var? Mühim olan Sultan Murat'ın ne söylediği.